Şimdi sen boş ver onu. Şimdi sen o tarihi eser o evde duruyorsa birisi evet. gelip çaldıysa sen o tarih eseri millete değerli diye gösterdi ki geldiler onu çaldılar. Yoksa gelip ha. evdeki iki yastığı alsalar daha kıymetli olur. Niye onu alsınlar? değerli sana yani değerli olduğunu sana bağlamışlar. E tamam kim senin evine koyduğunu? He? Kim verdi sana onu? He, e, Abdullah Yüce diye bir arkadaş. Ha ne diye verdi? E, Garigol'da yakalandılar bunlar. He. Yakalanınca Garigol geri teslim etti. He. Dedi ki Mehmet abi benim yani o yani evimde yer yok. ...bunu sen al gittin dedi. Evinde yer yok dedi. Evet. Ben de aldım geldim eve koydum. Hı. Bu da hırsızlıkta çalındı. E tamam ben de Ama bilen birisi işte geldi onu aldı. Yok evimi gelip giden bir kişi. Yani bir sefer evime gelen bir kişi. Tamam ama evine geldiğinde de... ...burada da var bir sürü biblolar sağ olsunlar... ...izleyicilerim gönderiyorlar falan da mesela... ...yani ben şimdi buna tarihi eser diye anlatırsam... ...bu Harry Potter şapkasını Anlatma... gelir birisi alır. Ve bu normal yani hediyelik bir eşya dersem... ...kimse gelip almaz. Harry Potter şapkamı da koydum ha. Ee, yani ben siz, gittim. Karagola... Yani Demek ki siz öyle anlatıyordunuz onu. Hayır hayır. Gördüğü için onu yani ticaret olarak kullanacağını düşünerek benim evi soyuyor. Ben de gittim Karakol'a şikayet ettim. Hmm. Karakol'da üst dedi ki ee, Mehmet Bey siz eski personel misiniz? Ordu mensubu musunuz? Bu işten başını ağrır. Bu şikayetin geri çekti. Hayır dedim ben bundan yakalanmasını istiyorum. Bu zaten sahte raporu var. Ben bunu Karagol'dan teslim aldım. Polis Karagol'undan. Hiçbir sorun yok. Evrakları elim dedi. Neyse. Aradan 7-8 <laughs> ay geçti. Bu mal yakalanmadı. Yakalanmadı. Hırsız da bulunmadı. Hmm. Hatta ismin vererek söylemişken. Tamam. Kim hırsız? Adı ne? Televizyonda söylememiz gerekiyor. Niye? Madem çaldı getirsin işte. Söyle. Ali Aslan diye bir insan. Tamam. Ay, Ali Aslan'a sen onun nasıl diye anlattın da Ali Aslan geldi aldı senden? Ya abicim bak şunu anlatmaya çalışıyorum ne olur. Hani programın süresi de geçmesin evet. diye. Yani Çok sonuçta iyi. siz define işine gidiyorsunuz. Evet. Define işinden de bir şeyler buldunuz düşünülüyor etraf tarafından. Evet. Senin de evinde anlamadığın bir şekilde gidip sahte belgesiyle polisten jandarmadan aldığın bir heykeli sen eve koyuyorsun. Evet. E, gelen adam gördüğü zaman da senin bunu define kazarak çıkarttığına inanıyor. Evet. E tamam. Evet o yüzden geliyor alıyor yani. Evet. Senin bu işlerle hiç ilgin olmasa adam senin Be, evindeki şeyi niye gelsin? Benim işlerle ilgim yok demedim ki. Tamam. Ben bu işte hatta iki sefer ceza aldım. Bir on ay, bir üç ay hapis yattım. Ha, define kazmaktan? Evet. Tamam, hiçbir şey çıkmadı mı? Nasıl? Kazdığınızda bir şey çıkmadı hayır, mı? Hayır, hayır. Tamam, peki sen, abi senin burada evin var ya. Evet. Köyze gidelim. Niye sen muhtarın evinde kalıyorsun? Muhtarın evinde kalmıyorum e ben. Niye onlar öyle diyor? Muhtarın evinde. İlk geldiğinde Müge Hanım. He. İlk Köy'e geldiğinde He. zaten o zaman kimse tanımıyordu. Asker arkadaşı, muhtarın asker arkadaşı diye tanındı herkes. Ya askerlik arkadaşı mısınız siz muhtarın? Öyle De bir hayır, asker olarak tanınıyor ya. Yani evet. e, aşağı yukarı 4-5 yıl Hasan Uçar'ın evinde kaldı. O zaman da Hasan Uçar'ın babası muhtardı. Hatta muhtar babası Ahmet Amca rahmetli. Tabi onun evinde kaldın mı buna, abi? Nasıl? Bu, buna kızdı mı? yani. Niye yani kaldı? Oğluna be? kızdı asana. Ee, yani bekar bir kişinin burada kalması doğru değil köyde dedikodu oluyor böyle şöyle böyle bir de muhtar ya. Hı. Onun için bu şimdiki bu oturduğu eve gitti. Ama 4 5 yani en kaldın az 4 gün kaldı orada yani. Ben... Ben şöyle Abi kaldı mı kalmadı mı? Kaldım ama 5 ben... yıl değil. Kaç yıl? Yani ee, üç yıl... mesela yıl da ekim zamanı o zaman oğlu ufak Ekim zamanı ben Alanya'da yaşıyordum yaz Alanya'da kalıyorduk. Telefon açıyordu, ben geliyordum iki gün, üç gün ekinlere hayır, git hayır, dönüyordum devam. geriye. Yalan. 12 ay. Tamam. Sen abi şifa dağıttığını defilelere şifa dağıttığında kabul ediyor musun? Hayır. E, şifa dağıttığını kim kabul etti diyor. Öyle yaz etmiyorum diyor şifa. Hani Nayimle konuşurken demişsin şifa e, dağıtıyorum diye. Şifa dağıtıyorum demedim. Ne diyorsun abi? Cinleri topluyor. E, hasta, bazı hastalıkları yani vücudundaki hastalığı söyleyebilirdim. Ha. Hocalık dedikleri bu dedim. Yani bu Mugarla, amaçla. Buyur Nasıl söylüyorsun, söylüyorsun abi. Nasıl? Buyur. abla buyur senin hastalıklarını bili versin. Hadi canım. Ay benim eve. hastalıklarım çok var. Ben zaten söyle benim hastalıklarım bakalım. herkes biliyor. Üfürükçü bilsin. Hayır hayır. Mesela nereden biliyorsunuz? Yani doğuştan böyle bir yetenek mi? Evet. He. Yani e, söylüyorsun oluyor bilmiyorum. Ermiş. Ama yani okuma üfürme yani ben hocalık dediğim reddettiğim bu. Anladım. İkincisi ...bizim yaptığımız yani benim bu yaptıklarımdan... ...bu anlattıklarımdan... ...bu cinayetine alaka ne? E Söyledim ya bir üç keredir tekrarlıyorum işte. Ben esas... ...esasını He. bu cinayetin... ...Gökhan Tombağ'la... ...konuştuklarımızı ama doğruyu... ...söyleyeceklerse. Tamam Gökhan lahit bulmuş... ...öyle mi? Hayır. Onu söylemişsiniz. Evet doğru. Doğru açıklayacağım. Sırada öldürülecek... Onu... kişi de İsmet Ünsal'mış. İsmet Ünsal mı? Öldür? Hayır. Alakası yok İsmet Ünsal'ın. Hasan Uçar... ...Muhtar... Hı. Ondan sonra Gökhan. Bundan ya? ilişkiye anlatacağım olayları. Ne yani mesela? Şeyi anlamadım ben. Ee, bir tane lahit, iki ton altın, bir tane oda mezar. Kim bulmuş bunu? Muhtar, Gökhan. Beraber? Ev, yok. Sen... Ayrı ayrı. Anlatacağım olayı. Ta anlat abi. Şimdi Hı. bir gün... E... Ama bak mesela tılsımı sen mi çözüyorsun demiş sana... Sen Hocas de evet evet demişsin çözülüyor. Hocasız bu. Nasıl yapıyorsun yapmışsın. böyle bir şey mi okuyorsun? Küfür ederek yapıyorum demişsin. Evet. Ya yani evet. sen bir tatsın abi şimdi bak Hayır, hayır. anlamadım. He. Yani e, dalga Olmaz. geçiyorlar ya sen hocasın diye. Hı. Hocamın diye, hocasın diye. Nasıl yapıyorsun? Küfür ederek yapıyorum. Yani karşılıklı konuşma. Kiminle? Yani bazı kişilerle. Yani arayan kişilerle. Şimdi mesela diyelim ki arkadaş ben araya diyor ki ya hoca böyle böyle bir işimiz var. Hı. Sen bunu nasıl yapıyorsun? Ben söyleyerek yapıyorum diyor. Yani bu. O da Senin... kabul ederse? Hayır hayır kabul ederse diye bir şey yok zaten ya. Yani Anladın... ciddi olarak cevap vermiyor ben yaparım evet. diye. Evet. Onlarla da dallar geçer gibi. Evet. Kim olarak Tamam yapıyorum gürültü yapıyorum. Evet. Yani evet. ben bu işle ilgim yok demek istiyorum. Evet. 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 Şimdi bu olayın aslı bir tane lahit, Hı. iki ton altın, bir tane oda mezar. Kendisi de hatırlayacak bayan. Söylediklerim. Hı. Hmm. Kendisi de hatırlayacak. Hatırla Osman ablacığım. Hani evet. O kadar iki ton altın olsa ahırda mallarla ama, uğraşma bilemez. Ama bir bilemez. dakika söz, bir sözümü kesmeyin. Ben. ben buraya, benim ne Gökhan Tombağ'la alakam var mı? Yok. Var, var, var. Bir, bir, anlamadın, var. anlamadın. Var. Belki sana yaptırdı o. Var. Karısının arkasına saklanasa. Ama burada buraya bir şey gelen, herkese bin, yaptırdı. Herkese sen yaptırdın. Bir dakika, ya buraya şey... bir eti bir anlayalım. Bir dakika o sırada bana bakmayacaksın. Hesap makinesinden yapacaksın. He, bu Değil da bana bakıyor. Ben ona soruyorum o bana bakıyor ya. Heh. Bizim e, kaldığım evin yaklaşık 200 metre ilerisinde bir lokanta var. Halil Usta'nın yeri diye. Hı. Benzinlikte. Tamam. Ben orada otururken e, bir tane iki kişi geldiler. Dediler ki Mehmet Çelik sen misin? Ben indim. Kimliklerini gösterdiler. Kolluk kuvvetleri. Dediler ki Karaliler Köyü'nün muhtarında 2 ton altın bir tane lahit varmış. Hı. Bunu başları belaya girmesin, teslim etsinlerdi. Sana niye diyorlar onu? Sen kimsin? Yani, ya arkadaş. Bir em emniyet mensubu değilsin, jandarma değilsin, polis sen değilsin. De, sana ya ben anlatayım olayı. Ondan biz, sonra müdahale edeyim. Biz de soralım canım. Ona da cevap ver. Hayır. Hı. Hadi konuş. Neyse. Dedim ki böyle bir şey yok. Vardı, yoktu. Dedim böyle bir şey yok. Dediler ki git bir görüş. Hayır ben de şunu anlamadım. Niye siz görüşüyorsunuz ki jandarma böyle bir şey teslim etse? Gitsin alsın yani... motoru, konuştursun, alsın elinden. siz Sizler niye geliyorlar? Şimdi konuşturmak, bu işi ortaya çıkarmak için. He. Ben eski ordu mensubu diye... Ama abi şimdi eski yani kızken annem güzeldi şimdi. Anneciğim kusura bakmasın senin için söylemiyorum da laf olarak söylemeyen yani siz. Eskiden ordu <laughs> mensubu olmanızın şu anda jandarma için ne gibi bir kıymetli değeri var yani? Daha anlatacağım olayla. Mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu buldu.